Yo iyi milleti iyi bir videoyu izlerken arkadaşlar bu izleri görüşürüz. ki sonuncu süratleme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz e, Titanium'da zengin olma rehberi kendim nasıl zengin oldum onu söyleyeceğim arkadaşlar onları göstereceğim yani neler yaptım tam olarak neler yaptığımı söyleyeceğim arkadaşlar ee, bu arada video like atmayı unutmayın kanalıma abone olsanız sevinirim discorduma gelirseniz birçok şey katılabilirsiniz ve biliyorsunuz ekip ve klanı alım da discordumuzdan yapılıyor discordumuza katılarak gelebilirsiniz birçok kişi zaten claim'e eklendi gelip Sizde de claim'e eklenebilirsiniz o zaman şu videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi size tam olarak neler yaptığımı söyleyeceğim öyle yok gizli taktiklerinizler falan filan tam olarak ben neler yaptım onları söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. şimdi ilk başta ben oyuna başladığımda madenle başladım arkadaşlar. Bunu her zaman videoda söylüyorum. Madenle başladım ve sürekli meslek kastım arkadaşlar. Bu mesleğimi de göstermek istiyorum. Madenciyi gördüğünüz üzere 25 level arkadaşlar. Siz de meslek kasmalısınız. Herhangi bir mesleği seçip kasabilirsiniz. Şimdi ilk başta madenlerle başladım. Madenler zaten inanılmaz fazla para getiriyordu arkadaşlar o zamanlar, şimdi getiriyor. Hatta şimdi daha fazla getiriyor. E, madencilik yaparsanız inanılmaz fazla para kazanırsınız arkadaşlar. Peki bu zengin olmaya ve bir 200 tane şu anda bende 200 tane spanner var. Onlar almaya yetiyor mu? Yetmiyor arkadaşlar. Şimdi başka neler yaptım? Hemen onları söyleyeceğim. Bu kadar şey nasıl sahip oldum? Buradaki işte nasıl oluştu? Onları söyleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde oluştu, şimdi bizim ilk başlarda bir zaten 20 spanner falan yapmıştık o maden sayesinde. Ondan sonra arkadaşlar bir klan açtık, klanı da arkadaşlar parayla alımlar yaptık veya bir spanner karşılığında alımlar yaptık. İnsanlar geldi 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 bizim bir 50 tane spannerımız falan plan oldu. Ondan sonra arkadaşlar belli sebeplerden dolayı o klan kapatıldı. Ondan sonra biliyorsunuz ben ban yedim, benim 121 claimim silindi. E, ban yediğimde 30 milyonu civarında bir serfet kaybettim falan filan o baya kötü olmuştu Ondan sonra Geride kalanlar da birazcık daha kasmaya başladım arkadaşlar Ondan sonra bizim e, discordumuzda olan bir arkadaş var Ahmet diye Onunla beraber günde 5 spawner kasıyorduk Onda nasıl yapıyorduk arkadaşlar zamanında çok fazla depoladığımız item vardı e, 8 kayken falan alıp depoladığımız Zeus kazmalar olsun. E, işte i̇şte baltalar olsun. Elmas sandıkları falan. Yani hepsini böyle sattık 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 sattık. Bir günde 5 spawner falan almışlığımız var bizim. O şekilde kasmaya devam ettik arkadaşlar. Yani item depolamıştık diyelim. O şekilde kasmaya devam ettik. Arada biliyorsunuz biz yayınlar yapıyorduk. Kumar yayınları. Oradan para kasmaya başlamıştık. Kumar yayınlarından zaten para kasıyorduk. Aynı zamanda parayı veriyorduk da ama. Kasıyorduk da aynı zamanda arkadaşlar. E, bu çiftçilerden Gördüğünüz üzere e, paralar kasılıyor arkadaşlar. Buradan da gerekli miktarda para kasıyorduk. E, o zamanlar farmlarımız vardı. 49 kliyem işte kabak olsun. E, yok işte 49 kliyem karpuz işte yok kaktüs maktüs baya bir şey vardı. Onlardan da para kasıyorduk arkadaşlar. Asıl dediğim gibi zenginliğimiz item depolamadan geldi bizim arkadaşlar itemleri ucuz zamanlarında mesela bir 20k mesela diyorum Yok 20k değil hatta 8k'dan mesela ençili elmalar almıştık Yaklaşık bir bistek falan filan 8k'dan Onların tanesini ondan sonra 25k'dan sattık arkadaşlar bu da inanılmaz fazla kar ettirdi bize e, Zamanında ondan sonra HD kafa sattık e, HD kafa kasıp satıyorduk yani e, Onun dışında bu seyircileri blokların Yine bir satışına girişmiştik onlardan da bayağı bir kastık. Ondan sonra kitap yapı satıyordu arkadaşlar. Kitaplar o zamanlar çok pahalıydı. Hatta şey kitapları böyle e, suyun üstünde yürüme, derin koşucu yani. Derin koşucu kitapları o zamanlar tanesi 25K falandı. O şekilde de inanılmaz fazla para kasmıştık. Ve bu şekilde dediğim gibi kasa bilmiştik arkadaşlar. Asıl takdim ama her zaman para kastığım yer, asıl main para kasma yerim benim madendi arkadaşlar. Peki diyorsunuz ki maden nasıl yapacağız falan filan? Arkadaşlar biz bir giriyorduk madene. Ee, herkes ayrı ayrı yerlerdi. Fenerli madde Fenerli de yoktu o zamanlar bizim hatta. Ee, o zaman giriyorduk abi. Ee, yaklaşık bir benim 8 saat 9 saat maden yapmışlığım var. Açıyordum arkaya bir dizi bir şey. Ya maden yapmaya başlıyordum başlıyordum başlıyordum. Bir madenden diğer madene o maden orada bağlanırken böyle yapıyorduk yapıyorduk, yapıyorduk bir çıkıyorduk. Sonra gidip hepsini satıyorduk arkadaşlar. Ya depoluyorduk. Ee, o şekilde çok fazla para kastık arkadaşlar. Ve Nether'dan da para kasmışlarımız çok arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Nether'da biliyorsunuz para kasma taktikleri videosu çektik. istiyorsanız bir şekilde daha çekebiliriz Nether'da. Ee, Nether'da da dediğim gibi çok fazla para kastık. Orada da <laughs> Wither'ı doğup öldürdük. Ee, işte fener yapıp sattık. Tanesi 400k'dan falan. Ee, o şekilde de fazla para kastık. Ee, yani yöntemlerimiz hep bu şekildeydi arkadaşlar. Size normalde kastığınız taktiklerin aksine bir taktiğimiz yoktu hiçbir zaman. Ne de skyblock'ta zengin diyettik, skyblock'tan da herhangi bir şey çevirmedik. Ee, biz normal, düzgünce kastık arkadaşlar. Ee, ki o yüzden herhangi bir e, şeyden dolayı, illegallikten dolayı ban yemedim ben. Ee, çünkü hepsini kendimize oturduk, oynadık, kastık yani. O zamanlar çok oynadık tabi. Ee, zaten bu oyuna başlayalı neredeyse 3 sene olacak. Hatta bu Mayıs'ta 3 sene olacak arkadaşlar, Titanya başlayalı. Ee, yani kısacası benim para kasma taktiklerim böyle arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bence maden en iyi para kasma taktiklerinden birisi. Maden her zaman getiriyor arkadaşlar. E, piyasası düşse bile piyasayla oynayıp yine yükseltebiliyorsunuz. Ha bir de piyasayla oynama demişken benim şöyle bir taktiğim olmuştu. Biliyorsunuz bir ara guardda 1.8'den satılıyordu arkadaşlar. Ben tüm guardları toplayıp 2 milyondan satmıştım. Sonra da 1.7 milyondan geri almıştım arkadaşlar. Yani 300k arada tanesinden 300k e, yarar e, şey etmiştim e, Kazanç elde etmiştim ve 150 tane spander falan almıştım ki kendim 100 tane falan satmıştım. Ee, o şekilde e, yine e, fazla bir gelir elde ettim ee, size vereceğim taktikler genel olarak bunlar arkadaşlar Dediğim gibi her zaman madeni yatırımını unutmayın maden her zaman getirir arkadaşlar Bunu her zaman hatırlayın arkadaşlar maden klasiktir ama çok getirir ee, Bundan başka söylemem gereken başka bir şey yok galiba kumarda oynatabilirsiniz ama güveniyor olmanız lazım Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Değil mi? Discord'uma katılmayı unutmayın. Discord'uma gelip kazanma ve ekibe katılabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm arkadaşlarınızı sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.